Bir patates salatası yapacağım. Hemen başlıyorum. Yumurta sarısına ihtiyacım var. Bir tane, yani hatta iki yumurta sarısı. Yumurta sarısı büyük olduğu için şöyle alayım. Bir taneyle yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir parça bir asit koyacağım. O da hafif bir nar sirkesi olsun. Minicik bir kaşık da hardal olsun. Çok yakışacak çünkü. Devamını koyacağım bunun. Şimdi tek elle şöyle bir mayonez deneyelim. Şimdi yavaş yavaş zeytinyağını vere vere. Burada önemli olan asidin proteini bağlaması. Bazen kırmaya çalışıyoruz, bazen bağlamaya çalışıyoruz. Şu anda bağlıyor. Ve hep aynı yönde hareket ettirip hareket yönünü bozmadan kesilmemesini sağlamak. Evet, şöyle bağlamaya başladı. Annem bunu yapmak için çok uğraşırdı. O yüzden diyorum ya, mutfak hep teknik. Hiç öyle büyük aletlere de ihtiyacınız yok. Evet, yani benim gibi çalışıyorsanız bazen gerekiyor ama hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Şimdi burada bir tane yanlış bilinen şey var. Zeytinyağını ne kadar çok koyarsanız o kadar koyulaşır. Sanki insanlar sıvılaşacağını düşünür. Aksine koyulaşır. Şimdi ben patates için çok koyu yapmayacağım. Biraz daha hardal koyup içine nane doğrayacağım. Evet, bu benim için yeterli. Bakın şimdi hızlanıyorum. Bir topladım. Evet, şu anda gayet güzel. Hardal şimdi bu aşamada daha çok koyacağım. En son biraz karabiber. Karabiber çok yakışıyor bu tada. Bence tamam. Evet. Şimdi böyle bir kap kullanayım. Çok güzelmiş. Karabiber geldi. Şöyle. Özellikle kabuklu kullanıyorum. Çünkü patatesler çok yeni çıkartıldı, yeni söküm yapıldı. O toprak tadını hissetmek istiyorum. Koyuyorum. Buna böyle kremalı, çok hoş bir aroma veriyor. Şimdi naneyi. Evet, böyle topraksı ama fresh bir tat.